Fenerbahçe için de kuşkusuz zorlu bir mücadele olacak. E, çünkü özellikle o düşme hattındaki takımların nasıl oynadığını hepimiz biliyoruz. Konya Spor 2 ligin Yanılmaz iki liderini başladım. arka arkaya yendi. Önce Başakşehir'i, e, sonra Trabzonspor'u. Spor bakalım Fenerbahçe karşısında ne yapacak ama son maçtan sonra Fenerbahçe'de özellikle yeni sezona dair artık resmi adımlar atılacak gibi görünüyor hocam. Sizin beklentiniz ne yönde? Şu ben sana bir takım tarifi yapayım. Sen de o takımın e Oynadığı ligde nasıl bir durumda olduğunu söyle bana. Ligin en çok pozisyona giren takımı tarif ettiğim takım. Ligin en çok şut atan takımı. Ligin en çok e, isabetli şut atan ikinci takımı. Ligin ceza sahasında maç başına topla buluşan en çok buluşan takımı. Bak bütün hücum parametrelerini saydım. Ben bunu söylediğim zaman sana. Yani seni boş ver annelerimiz otursa bizim karşımızda çok futboldan da anlamazlar ama bu kadar böyle en çok en çok deyince her oğlum herhalde o takım iyi bir şey olmuştur falan derler. Ya ben derim ki ilk üçüsünde en az bitirmiştir 3 üç, 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 üç hatta bu, bu kadar şeyi en çok söylediniz zaman birbirine bir tanesi değil dört tane veri. Bu 4 veriyi en çok yapıp da e, ligin şampiyon olmayan hiçbir takım yok. E, gelirken benim deli ekip var biliyorsun. Evet. O deli ekibime de baktırdım son on yıl içerisindeki bizim kendimize ait verilerimiz var hı hı. bizim analiz ekibimizin. 10 yıl içinde bu verilerin tümünü kendi içinde tutup da şampiyon olmamış hiçbir Avrupa ekibi yok. Hatta bırak dördünün üçü bile yeterli oluyor bunlardan. Şimdi Fenerbahçe bunların hepsine sahip oldu ama bir şeye sahip olamadı. Bu kadar için Futbol ne oyunu? Şey ya, şimdi topu alıyoruz arkadan. Evet savunma oyuncularını veriyoruz. Onlar işte aralarında paylaşıyor. Sonra kenara veriyorlar ya da orta sahaya veriyorlar. Onlar bir on numara pozisyondaki ya da hücum kenarlarına atıyorlar. İşte onlar da santrfora götürüyor. Bütün amacımız ne? Hücum, bir istasyon oyundan bahsediyoruz. Bütün derdimiz topu kendi kalemizden alıp rakip kaleye götürmek. Rakip kaleye götürmek bir beceri bir kere. Şimdi baktığın zaman bu kriterlerde bu beceriyi en iyi yapan takım Türkiye'de Fenerbahçe. Hele Ersun Yanal'la birlikte. E o zaman sonuç ne? Ama futbol sonuç oyunu. Fenerbahçe bitiriciliği bitiremediği için kendini bitirdi. Türkiye'nin ve belki de Avrupa'nın ilk 5'e oynayan takımları içerisinde topu gole çevirme, pozisyonu gole çevirme yüzdesi en düşük takım evet. iki senedir Fenerbahçe. Dolayısıyla bu kadar işi yapıp bu şeye benziyor. Şahane bir teşhis koyuyorsun. Kimsenin koyamadığı teşhisi koyuyorsun. Öyle bir ilaç veriyorsun ki adamın tansiyonunu düşüreceğine yükseltiyor. Fenerbahçe bu halde. Tansiyon hastasının daha önce kimsenin koyamadığı teşhisi koyup ama ilaç olarak tansiyon düşürücü vereceğine tam tersi tansiyon yükseltici veren bir doktor pozisyonunda. Dolayısıyla Fenerbahçe bu başaramadığını aldığın zaman birinci sırada transfer yapması gerektiğinde, birinci sırada neyin transferini yapması gerektiğini öğrenecek bir kere. 8 numara mı alacak, 10 numara mı alacak, iki tane kenar adamı mı alacak ki bana göre en az 6-8 sekiz oyuncuya, 8 sekiz oyuncuya bana göre ihtiyacı var. Bu 8 oyuncunun birinci kriteri kendi bölgelerindeki oyunculara oranla topu içeri sokma kabiliyetleri yüksek oyuncular olacak. Başka çaresi yok. Bir. İkincisi biraz şansa ihtiyacı var. Niye? Ya Silimani Türkiye'ye geldiğinde o pozisyonları gole çevirme yüzdesi %15-16 olarak evet. geldi. Yani her 6-7 pozisyondan birini atıyordu. Türkiye'de %15 olan o yüzde kaça düştü biliyor musun? Yüzde %3'e. Ya Ceyda çok açık söyleyeyim sen ve ben çıksak sahaya bir tarafımıza çarpar girer yani yüzde üç yaparız. Yüzde üç ne? Yüz pozisyondan üçünü gole çevirmek yani. Ya da herhangi birini alsak. Biraz bu anlamda da belki şansa ihtiyacı var. Üçüncüsü şimdi yeni yapılanma deniyor. Fenerbahçe'li oyuncuların yapılanma? ve teknik ekimin hatta kenardaki yardımcı teknik hekimin şöyle bir e, e, şey oluştu kafasında. Ya biz şanssız abi bana gelen ilk top içeri girer. Benim rakip kaleye attığım, işte az önce söyledim, 100 toptan ancak 10 tanesi içeri girer. Şimdi düşünsel anlamda, futbolda çok önemli bu. Bak önümüzdeki sene bunu çok konuşacağız bu, bu stüdyolarda. Futbolda düşünsel anlamda bazı şeyler çok önemli. Sen sahaya çıktığın zaman bir imajinasyon yaratırsın. Ben vurursam girmez. Hayatta da öyle değil midir ya? Yok evet ya. evet. Benim olmaz. Dersen o iş olmaz. Şimdi Fenerbahçeli futbolcuların, ben söylüyorum aslında birçok bir takım yapabilir. Antrenman sonrası, bunu e, e, futbol kanalının TV'sinde de söyledim, futbol TV kanalında da söyledim. Şunu yapacaklar, her antrenman bittikten sonra 50'şer tane top alacaklar, kale bomboş, o boş kaleye vuracaklar. Ayak, top, kale, file, bu dörtlüyü sürekli olarak tekrarlayacaklar, zihinlerine yazacaklar, Zihinler çok yani. önemlidir bu. Ben hiçbir zaman muayenehaneye giderken, ya bugün zor bir hasta gelip de teşhis koyamazsam ne olur diye gitmedim. Ne demek dedim ya, ben Gürkan Kubil'eyim, benim teşhis koyamayacağım hastalık mı olur? oldu? Oldu. Ama giderken maça niye bir sıfır mağlup başlayayım? Fenerbahçeli oyuncuların birinci ve hatta yöneticilerin birinci çözmesi gereken bu olacak. Çünkü seyircinin de yok abi biz vursak da girmez bizim oyuncu beceriksiz artık içeri atamaz mantığı oluştu. Evet. Bir, transferi bu anlamda yapacaklar. İkincisi, mental olarak bu anlamda değişecekler. Bunun yöntemleri de var, onu da söyleyeyim. Şimdi program onu da kaplamamak için söylüyorum. Bunun yöntemleri de var, onları da anlatacağız. Yani zamanı geldiğinde, evet. onlara da anlatırız, burada da anlatırız. Her takım içinde anlatırız. Ama bunu mutlaka düzeltmek zorundalar. Üçüncüsü, dünyanın hiçbir yerinde Ali Koç başkanının öyle bir şey var ki, kredisi, haklı olarak öyle bir kredisi var ki, ama dünyanın hiçbir yerinde üçüncü sene, bu kadar büyük bir güçle gelip ne anlatırsan anlat başarısızlığı hiç kimseye kabullendiremez. Dolayısıyla Özellikle başkan iki da. Özellikle sezon hocam, yani bu sezona ve geride bir önceki sezona baktığımızda ilk beş içinde bitirememek Fenerbahçe için. E, onun kültüründe de yani Ali Koç başkanın kültüründe ki. de Selahattin Bakide de Kemal Dana da oradaki bütün arkadaşlar için aynı Sertaç'ta hepsinde öyle geçiyor. Onlar da bunu beklemedikleri bir şeydi ama zaman onlara da çok şey öğretti. Emre şeyi çok doğrudur. Ben ona kesinlikle katılıyorum. Ama Emre'nin de her yerde söylüyorum, öfke kontrolünü mutlaka yapması lazım. Emre bu ülke futbol için bak bir Sergenden acayip umudum var, iki Okandan acayip umudum var, üç e, e, Emreden. Çünkü bunların futbol akılları, oyun içerisinde beni futbol seyircisi olarak da mutlu edecek bir oyun yapısı içerisinde var. Adam Krivelli'den kanat oyuncusu yarattı ya. Krivelli Dembaba kim düşünürdü yani 4-4-2 falan oynatmadı Okan Hoca orada. E, Sergen Hoca geldi. Beşiktaş ligin e, şeye kadar olan döneminde, e, pandemiye Pandemi kadar, kadar olan döneminden %30-40 daha fazla gol atmaya başladı. Ne oldu? Aynı adamlar. O dünyanın söylüyor. aynı maçta Beşiktaşlar için rüyaydı. Enkudu, e, Boyd, e, Burak Önüne gelen Lens Gol attı aynı maçta. Şimdi bu tür adamları korumak lazım. Emre de bunlardan bir tanesi ama. Öfke kontrolünü yapmak zorunda. Bak lider... Çok mu yük acaba? Çok mu sorumluluk alıyor Emre? Tabii hırsından ama şöyle bir hırsı yani. E e bizim için de öyle yani. Şurada buraya giriyor bir sorumlulukla giriyor. Bak canlı yayındayız. Ettiğimiz her evet. kelime biliyorsun. Edersin gider gitti. Geçmiş olsun. Geri dönüşü yok onun yani. Ben çekimi değil ki aman arkadaşlar burayı keselim ben kötü bir laf söyledim diye. Canlı yayındaki o hassasiyet ne kadar önemliyse sahada saha içerisinde antrenmanda değilsin. Asıl önemli olan o. Saha içerisindeki durumda öyle kenardaki adama bakar bütün oyuncular. Lider nedir biliyor musun? Liderlik nerede? Baskı altında doğru karar verebilme yeteneğidir. Eğer bunu Emre bunu yapabildiği takdirde zaten futbol aklından diğer oyuncuların ona hayranlığından vesaire bir problem yok. Demek ki bütün bunları bir araya getirdiği zaman Fenerbahçe her türlü zor zamanında bile e benim eski muayenehanem hemen karşısındaydı stadın. Ya o Feneryum'un önü en kötü dönemlerinde bile bir gün boş kalsın kardeşim. Öyle bir taraftarın var senin yani. Sonuna kadar senin yanında. Şu halde bile bazen program yaparken görüyorum artık ne iddia var ne bir şey. Ben eminim Fenerbahçe Rize maçını bekleyen binlerce Fenerli var. Şimdi bu yapıdaki bir taraftara da bu kadar inanarak getirdikleri, %75 oyla getirdikleri bir başkanın evet. ciddi anlamda borcu var. Ekonomik anlamda çok iş yaptı. Hiç hakkı ödenmez Ali Koç'un. Ama seyirci gelir gelir Başarılı o top sen. içeri giriyor mu girmiyor mu ona bakar. Onun için bu sene o açıdan da Ali Koç için çok önemli. Ama ben çok önemli dersler aldıklarını, farklı kulağıma gelebildikleri kadarıyla farklı bir yapılanma içinde olduklarını ve bu sene o e, başarısızlığın tecrübesiyle yani yanlış teşhis koydukça doğru teşhis koyma olasılığın artar. Hep böyledir yani. Hep aklına o gelir. Bir daha o teşhisi yanlış koymazsın. Bu da öyle. Bu sefer daha iyi bir Fenerbahçe izleyeceğimizi düşünüyorum ben kendim. Ama diğer anlamda artık bu sene hatayı kaldırmaz diyoruz. Yok. Yani bu bu, bu bu kimseye böyle bir kredi verilmez yani. onu sanıyorum kendileri de biliyorlardır. Evet, başkan 6 sene için diyor. Hiçbir itirazım evet. yok. Ama 3 sene şöyle olsa kabul edilebilir mesela. Son anda gene şampiyonluk gitti. Çok iyi oynadın mesela. Öyle değil. Ama hiçbir türlü taraftarı tatmin etmeyen bir oyun da var. Nefes alacağı bir şey, nefes alacağı bir durum yaratmak zorundasınız. Geçen sene aşağılardan zor yukarıya çıktınız. E bu sene daha iyi bir durumda olabilirdiniz. Hı hı. Sonuçta hepsinin üzerine bir şey örtmek zorunda Fenerbahçe. Ben her şeye rağmen Ali Koç başkanın bu işin altından kalkabilecek tinette birisi olduğunu düşünüyorum. Her şeye rağmen bu sene Fenerbahçe için daha iyi olacağını düşünüyorum. Peki hocam gelelim tabii hoca konusuna. Şimdi haberimizde de izledik. Artık önümüzdeki hafta hocanın lig bitmesiyle resmiyet kazanmasını bekliyoruz. Erol Hoca çok konuşuyor. Bugün yine gazete manşetlerinde Okan Buruk'un adı da geçiyordu ki Okan Hoca'nın da hem Medipol Başakşehir'de hem de öncesinde Çaykur Rizespor'da, Kayserispor'da o çıkışını Medipol Başakşehir'le birlikte şampiyonlukla taçlandıran bir hoca Okan Buruk. E, Okan Buruk, Erol Bulut, yabancı isimler sizce doğru seçenek hangisi olur hocam? Yabancı ile falan hiç uğraşmasınlar. Çok net söylüyorum. Yani Hücum oynatacağınız bir kadro kurmak istiyorsanız Okan Buruk'u alın getirin. Ama ben ikinci bölgede top tutayım. Pırpırlarımla hücuma gideyim. Çabuk oyuncular alayım. Tabii transferi de ona göre yapacaksınız. Evet. Okan Buruk'un kadrosu şeyle oynamaz. Erol Bulut'la Bulut oynamaz. Erol Bulut'un kadrosu da Okan Bulut'la, şey, e, Okan, Okan Buruk'la Buruk oynamaz. O yüzden e, şu Okan Buruk şeyi bırakıp da kolay kolay gelir mi? Gelmez bence. Yani Ben düşünüyorum Okan'ın yerinde olacağım. E, e, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak.